Barış Sorun'la tekrar buradayız. Konuşulacak şeyler kanalımızda Araf'ta olmak diye bir videomuz var. O videonun altında karışan bir takım şeyler olmuş. Videoyu izlesemediniz bir hocam. Yok, hatırlıyorum. Araf'ta olmak, tamam. Tabii. Demişsiniz ki senin de ne olduğunu belli değil diyorsa biri, bu çok güzel, büyük bir lütuf, güzel bir nişane. Ben bunu seviyorum açıkçası demişsiniz ve bunun altında sorular gelmiş bununla alakalı. Hatta birisi demiş ki konuyla hiç alakası yok ama fikir danışmak için bir şey soracağım. Ben son birkaç yıldır rüya görmüyorum. Görsem de hatırlamıyorum. Bu durum sinirimi bozuyor. Akşam yatıyorum sanki sabah birkaç saniye geçmiş gibi oluyor. Bu normal mi demiş sevgili Yavuz Deveci. Cevaplamak ister misiniz hocam? Normal. Teşekkürler. Bu söyleminizden, yukarıdaki söyleminizden tutarsızlık ve canlılık diye iki kavram çıkmış ve bunun üzerine çok konuşmuş insanlar. Tutarsızlık ve canlılık. Evet, bir kısım demiş ki işte canlılık göstergesidir tutarsızlık derken bir kısımda canlılık tutarsız değildir. Tutarsızlık yanında özgür bir zekadan bahsedilemez demiş. Tutarsızlık lafı orada hiç geçmiyor bir kere. Bu tutarsızlık değil. Karşı tarafa, yani başka insanların zihnindeki kategorilere aykırı gözüken inançlar setine ya da söylemlere sahip olmak. Yani farklı olmak. Farklı olmak insanın görebilir. Neden? Parmak iziniz, beyin bağlantılarınız, retinanızdaki damarlar, derinizdeki çizgiler, şunlar bunlar başka hiçbir insanda yok. Biyolojik yapınız bir kere benzersiz. Yaşamınız, doğduğunuz andan itibaren anneniz, babanız, işte yediğiniz, içtiğiniz, geçtiğiniz dönemler, gittiğiniz okullar, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, her şeyiniz farklı. Her bir anınız diğer insanlardan farklı. Bu kadar farklılık içerisinde sizin dışınızdaki milyonlarca insanın paylaştığı fikirlerin dışına çıkamamak bir sorundur. Dolayısıyla öğretilmiş, belletilmiş, yani böyle bizi robota çeviren fikirlerle yaşamayı kabul etmek modern toplumun istediği bir şeydir. Çünkü maliyeti ucuzdur, ne yapacağınız belli olur, kolay yönetilebilirsiniz. Ama siz bunun dışına çıktığınız anda, acaba diye sormaya başladığınız anda, ya bir dakika ben bunu nereden biliyorum diye kazımaya başladığınız zaman etraftaki insanları rahatsız edersiniz. Çünkü çok temel bir kaide var. Herkes gibi davrananlar, kendileri gibi davranmayana mecburen kızarlar. Bu insanların içgüdüsel bir davranışıdır. Çünkü toplumsal ahengi bozduğunu düşünürler. İşte bir şekilde tahminlerine aykırı davrandığı için insanların sinirleri bozulur vesaire. Fikri olarak gelişmek istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız, kendinizi gerçekleştirmek istiyorsanız bu öğretilmiş kalıpların dışına çıkmak zorundasınız. Bunu yaparken de elbette saçma gelen diğer insanlara, diğer insanlara tutarsız gelen, bazılarına efendim son derece sınır dışı, sınır ötesi böyle yıkıcı gelen fikirlerle de karşılaşacaksınız. Kafanızda böyle şeyler de çıkacak. Ama bu tutarsızlık değildir. Eğer gerçekten kendinizle ilgileniyorsanız, düşünceleriniz üzerine düşünüyorsanız zaten bir tutarlılık zinciri takip etmek durumundasınız. Aksi takdirde işte bilişsel uyumsuzluk, kognitif disonans diye bir şey var. Bu sizi rahatsız eder. Yani birbirini yalanlayan argümanlarla hayat yaşayamazsınız. Kendi içinizde tutarlısınızdır. Diğer insanlar bunu anlamıyor olabilirler. Şimdi benim burada söylemeye çalıştığım şey, birisi size şucu diye bir etiket koyup da rahat edebiliyorsa kendinizden utanmalısınız. Çünkü hiçbir insan şucu olacak kadar basit değildir. Bu ideal ne kadar büyük olursa olsun, ne olursa olsun. Çok marjinal bir örnek vereyim. Müslüman bile olabilirsiniz ama o standart Müslümanlardan biri olmak size yakışmaz. Çünkü İslam'a bile, yani inandığınız dine bile, bu bir Yahudilik için de geçerli, ateizm için de geçerli, her türlü inanç için geçerli. O inanç sistemine bir şey katmak zorundasınız. Siz onu yükseltmek zorundasınız. Siz onu kendinize benzetmek zorundasınız. Bu yoksa İşte bir akan bir nehirdeki herhangi bir su molekülünden hiçbir farkınız kalmaz. Ben insanım deme şansınız da zamanla yitip gider maalesef. Dolayısıyla akan nehirdeki su da her zaman aynı su değildir. Elbette. Bir nehirde iki kere yıkanamaz. Epiktetos. Teşekkürler Bilal. Ayakta alkışlıyorum. Görmüyorsunuz ama. Yeah right. Evet. Ramazan Bey de demiş ki hocam aralarda çok kalınca da sosyal olarak dışlanma oluyor demiş. Herhalde ona da cevap olmuştur buradaki ara. İnşallah filmi. Sosyal olarak biraz dışlanırsınız. Çünkü kalabalıklar düşünmeye üşenen insanların sığınağıdır. Kendi başına, bir başına kalabilmek bir beceridir. Kendi düşüncesiyle uğraşabilme yeteneği gerektirir. Bunu yapamayanlar içlerindeki kargaşadan bunaldıkları için
dışarı kaçarlar, eğlenceler ararlar, sosyal medyalara dalarlar, içerler, uyuşturucu alırlar, bunu yaparlar, bunu yaparlar. Niye? İçerideki tantana sussun diye. Ha, arada bir keyif etmenin hiçbir sakıncası yoktur. Tabii ki eğlenmek lazım. Tabii ki coşacaksın. İster alkol al, ister işte ne yaparsan bilgilenme. Ama bunlar nedeniyle insani vazifelerimizi yapamaz hale geldiğimizde işte o güldür güldür çukurlara dökülen milyonların içerisinde yerimizi almış oluyoruz. Bir laf vardır. Yani milyonlarca insanı uyandırmak için bir tane uyanık yeter yani. Belki o görevsizde onu savsakladığınız zaman milyonlarca insanın uykusundan sorumlu olabiliyorsunuz. O yüzden bir silkinmek lazım. Dışlanmaymış, bilmem neymiş. Biz buradayız. Dışlarlarsa buraya gelin.